Sevgili arkadaşlar bugün konumuz endişesiz hayat. Herkesin arzuladığı endişesiz hayat nasıl olur? Bu videoyu sonuna kadar izlersen sen de korkularından, kaygılarından, endişelerinden kurtulur. Bir çeşit o düştüğün boşluktan kolayca çıkabilirsin. Endişe, korku, kaygı genellikle bunlar insanlara sonradan yüklenen genellikle bunlar insanlara sonradan öğretilen duygulardır. Çaresizliklerdir. Bir insan dünyaya geldiğinde iki şeyden korkar. Birincisi yüksek ses, ikincisi de düşme korkusu. Bunun dışındaki bütün korkular insanlara öğretilmiştir. Yani eğer sende kedi korkusu varsa veya yükseklik korkusu varsa veya uçaktan korkuyorsan o zaman bunu sana öğrettiler. Ondan dolayı endişelisin, ondan dolayı korkuyorsun. Peki sana nasıl öğrettiler bunu? Sen dünyaya geldiğinde sana bir şeyler söylediler. En yakınların sana bir şey söyledi. Değil mi? Kelimeler, cümleler söylediler sana. İnsanın beyni kelimeler ile, cümleler ile programlanıyor. Senin beynin bilgisayar gibi. Bilgisayar nasıl programlanıyorsa o şekilde hareket ediyor. Onun dışına çıkmıyor. Sana da en yakının beynine program yükledi. Kediden eğer korkuyorsa senin en yakının onu sana öğretti. Endişeleri varsa, kaygıları varsa onu da sana öğretti. Amerika'daki Harvard Üniversitesi'nin araştırmalarına göre Amerika toplumunda Dünyaya gelen bir insan 18 yaşına kadar 144 bin kelime ile negatif programlanıyor. Yani çaresizlik öğretiliyor. Amerika biliyorsunuz özgürlükler ülkesi. Orada daha çok motivasyon olmasına rağmen 144 bin kelime ile negatif çaresizlik ile programlanıyor. Yani yapma, etme, elleme, dokunma, yapamazsın, beceremezsin endişeler, kaygılar, korkular yükleniyor. Motivasyon kırıcı ne varsa onunla yükleniyor. Peki Avrupa? Avrupa'da insanlar biraz daha pesimist. Yani daha negatif bakıyorlar hayata. Avrupa'daki istatistiklere göre de 255 bin negatif kelime ile Avrupa'daki vatandaşlar programlanıyor. Olumsuz programlanıyor. Öğretilmiş Çaresizlik diyorlar arkadaşlar buna öğretilmiş, öğrenilmiş çaresizlik. Bir işin nasıl yapılamayacağını, nasıl olmayacağını, neyden korkulacağını, neyden endişe edileceğini, neyden kaygılanacağımızı insanlar öğrettiler. Kimi öğrettiler? Çocuklarına. Onlarda ne yapacaklar? Çocuklarını öğretecekler. Çünkü bizler atalarımızın aynasıyız. Çocuklar da aynısını yapacak. Anne baba ne yaptıysa aynısını yapacak ve insanlar işte bu şekilde yüzlerce yıl negatif programlanıyor, olumsuz programlanıyor. Sen şöyle düşün, biyolojik bir robot gibisin. Robot nasıl programlanıyor? O şekilde hareket ediyor. Başka bir şey bilmiyor. Yani o çaresizlik öğrettiysen çaresiz davranıyor. Sen de o şekilde düşün. Sen de biyolojik bir robot gibisin. Aynı davranıyorsun ve sen o şekilde davranmak istemiyorsun aslında. Senin özün farklı, özünden ayrısın sen. Davranışların farklı, özün farklı. Yani aslında sen korkmak istemiyorsun, sen kaygılanmak istemiyorsun. Sen endişelenmek istemiyorsun. Endişesiz bir hayat istiyorsun. Ama sana ne öğretildi? Endişe öğretildi. Kaygı öğretildi. Korku öğretildi. Senin bir işi yapamayacağını sana öğrettiler. Sen bir iş kurmak istediğinde o işi yapamayacağını sana söylediler. Seni öyle programladılar ki sevdiğin işi yapamadın. Yaptırtmadılar çünkü çevredeki insanlar seni hala programlıyor. İstatistiklere göre yine her gün 27 kelime ile programlanıyorsun. Peki hocam nasıl kurtulacağız? Nasıl uyanacağız? Nasıl endişesiz bir hayata sahip olacağız? Çok basit. Bak çok basit. Şimdi sana tarif edeceğim şu davranış seni uyandıracak. Endişelerinden, kaygılarından, korkularından kurtulacaksın. Peki ne yapacaksın? Bak toplumun büyük bir kısmının yaptıklarını yapmayacaksın. Nerede kalıyorsan, hangi millet, hangi toplumdaysan, Fransa'da yaşıyorsan Fransa'daki insanların senin onlarda beğenmediğin davranışları yapmamak için onlardan farklı bir şey yapman lazım. Yani hani bir koyun sürüsü var. Koyunlar biliyorsunuz uçurumdan bir tanesi atlayınca diğerleri de atlıyor. Yani sen genel olarak toplumun baktığı taraftan bakmayacaksın. Farklı yerden bakman lazım. Farklı bir davranış yapman lazım. Toplum genellikle televizyon izliyorsa Hollanda'da veya Almanya'da o zaman sen televizyon seyretmeyeceksin. Haber izlemeyeceksin. Toplumsal hipnoza girmemek için ana akım medyadan yani haberler, biraz önce dediğim gibi diziler, bunları bırakacaksın. Hayatından azaltacaksın ki fikir sahibi olasın, düşünebilesin. Eğer bu dediklerimi yaparsan kendi fikirlerine sahip olursun. Kendi geleceğinle alakalı fikir üretebilirsin. Geleceğini az çok kestirirsen o zaman zaten endişelerin azalır. Kaygıların azalır. Gelecekle alakalı korkuların azalır. Ama ne zaman fikir üretebilirse. Bak şimdi. Şu anki davranışların eğer düzgünse, o zaman geleceğin zaten iyi oluyor. Hani derler ya niyet hayır, akibet hayır. Ama şu anki davranışların kötüyse, kötü alışkanlıkların varsa, sende bir tembellik varsa kararsızlık varsa, disiplinsizlik varsa o zaman şu anki davranışların kötü demektir. Kötü alışkanlıkların var demektir. Kolay karar veremiyorsan o zaman senin şu anki davranışların doğru davranışlar değildir. Şu anki durumun kötüyse o zaman geleceğin de kötü oluyor. Yani biraz önce dediğim gibi niyet hayır, akibet hayır. Yani davranış iyi, akibet iyi. O zaman davranış kötü Alışkanlıklar kötü, sonu kötü. Anlatabilir miyim? Eğer sen şu anki zamanda sağlam duruyorsan, hızlı karar verebiliyorsan, kendini tanımaya başladıysan, özgüvenliysen o zaman geleceğin iyi demektir. O zaman endişelenmeye gerek yok. Hiç korkmana gerek yok. Hiç merak etmeyeceksin. Ama şu anda elinde kumanda varsa veya cep telefonuyla sürekli internete giriyor sosyal medyayı karıştırıyorsan dizileri takip ediyorsan sürekli haberleri izliyorsan o zaman geleceğinle alakalı endişe ediyorsan haklısın. Endişe etmekten, kaygılanmaktan, gelecekten korkmanda haklısın. Çünkü şimdiki davranış kötü, akıbet kötü. Peki hocam ne yapacağız? kendini tanımanın ne kadar önemli olduğunu öğreneceksin. Çünkü hadisi şerifte peygamberimiz öyle buyuruyor. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. İlim ilmi bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır. Kuralına dikkat etmeye başlarsın. Eğer uyanırsan tabii. Eğer uyanmazsan hala bu videoyu izledikten sonra yine dizileri seyredeceksen, yine haberleri izleyeceksen, seni aşağı çeken, seni ileri götürmeyen YouTube videoları izleyeceksen o zaman bu videonun pek de faydası olmayacak. Sadece bilinçaltında kayıtlı duracak. Bir sene, belki üç sene, belki altı sene sonra uyanacaksın. O zaman ha bir zamanlar İsa Bey vardı. Bundan 3-5 sene önce videosunda bunu söylemişti öngörüsü olmuştu. Şimdi hareket etmem lazım diyeceksin. Elbette vakti saati gelince sen de uyanacaksın. Herkes uyanacak. Kimisi 23 yaşında uyanıyor. Kimisi 50 yaşında uyanıyor. Kimisi 63 yaşında uyanıyor. Kimisinin de kafası tabuta vurunca uyanıyor değerli arkadaşlar. Herkes uyanıyor. Herkes uyanıyor. Ama önemli olan hayatta Canlıyken uyanmak, hayatı israf etmemek, kendini bilmek, kendini tanımak. Peki kendini tanıyınca nasıl ilerliyorsun? Bak çok basit. Senin bir araban var. Araba ilerlemiyor. Veya 150 beygirlik araba sanki 20 beygir gücüyle gidiyor. Yani gücünü tam kullanamıyor. Sen ne yaparsın? Çok basit, değil mi? Araba tamircisine götürürsün oradaki usta senin arabana bilgisayarını bağlar ve orada ayak bağlarını bulur. Der ki bak şurada, 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 şurada arıza var. Sen şunları düzelt der. Şunların parçalarını al getir ben bunu takayım der. Arabayı tamir eder. Sonra 20 beygir gücüyle giden o araba yani performansını tam göstermeyen o araba birden performansını gösterir. Yani 150 beygir gücüne sahip olur. Yeteneklerini kullanır, harekete geçer. Onunla istediğin yere güvenli bir şekilde gidersin. Aynı onun gibi sen eğer kendini tanırsan ayak bağlarını bulursun. Sonra yeteneklerini bulursun. Ayak bağlarından kurtulursun, reçeteyi kullanarak orayı tamir ettirirsin. Sonra yeteneklerini kullanırsın. Performansını 3 katına, 5 katına, bazen 10 katına çıkarırsın. İşte o zaman geleceğinle alakalı endişelen olmaz. Kaygıdan olmaz ki. Niye korkacaksın ki? Niye endişeleneceksin ki? Arzuladığın hedefe çok hızlı varıyorsun artık. Daha önce 10 senede vardığın yere şimdi belki 2 ayda, 3 ayda varacaksın. Ne zaman? Kendini tanıdıktan sonra hayatını israf etmeyeceksin. Peki biz Mahir Koç'un akademi olarak yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk onların ayak bağlarını bulup çözerek sonra yeteneklerini onlara göstererek yeteneklerini kullanmalarına kabuklarını kırmalarına yani içindeki aslanı uyandırarak arzuladıkları hedeflerine ulaşmalarına vesile olduk. Binlerce bu şekilde yardımcı olduğumuz insanlar var. Eğer bizim de bu konuda sana yardımcı olmamızı istiyorsan yani ayak bağlarından kurtularak performansını arttırmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmenin tek yolu var. Videonun altındaki linke tıklamak. Linke tıklıyorsun. Formu doldururken ön analizden geçiyorsun. Eğer bizim programa uyuyorsan, yani analizden geçersen, o zaman bizim ekip seni arıyorlar ve seninle bir ön görüşme yapıyoruz. O ön görüşmede senin ayak bağlarının ne olduğunu, engellerin ne olduğunu, yeteneklerin ne olduğunu sana gösterebilirim. Eğer sen de daha huzurlu, daha başarılı, daha mutlu ve hayatındaki bereketi daha fazla arttırmak istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Hemen şimdi videonun altındaki link etikle formu doldur ve gönder. Hoşçakal.